Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli seyircilerimiz, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin. Gönül muradımızın dine, İslam'a, Allah'ın rızasına uygun olanlarını nasip eylesin. Sıkıntılarımızdan da Cenab-ı Allah'a, fert, aile ve millet olarak kurtulmamızı nasibi müyesser eylesin. Değerli seyircilerimiz, geçen haftadan başlamak üzere evlilik öncesi yuva kurarken nelere dikkat edersek kurulacak yuvada yavrularımız mutlu olurlar. Kurulacak yuvanın içi mutlulukla dolar taşar. Bunları anlatmaya başlamıştık ve devam edeceğiz demiştik. Bugün yine evlilik öncesinde Dikkat edilmesi gereken konuları anlatmaya başlayarak devam etmek istiyorum. Dinimizde evliliğin fıkhi hükmü nedir, fıkıhtaki yeri nedir diye sorulduğunda cevap olarak evlilik kimine göre farz, kimine göre derken bazı insanlar için farz, bazı insanlar için sünnet, bazı insanlar için tahrimen mekruh yani harama yakın mekruh. Ne demek hocam? Kişiden kişiye değişir mi hükümler? Değişir. Nasıl değişir? Evlenmemesi halinde. Kızımız olsun, oğlumuz olsun. Evlenmemesi halinde. Velev ki bir kere olsun. Harama düşmeye ihtimali yüksekse onun evlenmesi farz. Evlenmemesi halinde. Harama düşme ihtimali yoksa evlenmesi sünnet. Evlenmesi halinde eşine karşı bütün vazifelerini yerine getiremeyecek kişilerin ister kızımız ister oğlumuz olsun evlenmesi tahrimen mekruhtur. Doğru değildir. Çünkü başkasının dünyasını da karartmaya hakkı yoktur. Efendim evliliğin fıkıh hükümlerini öğrendik de evlilikte tercih sebepleri neler olmalıdır? Neye göre tercih hakkı veya sırası kullanmalıyız. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir kız veya bir oğul erkekle, bir kadın veya bir erkekle güzelliği veya yakışıklılığından dolayı evlenilebilir. Asil bir aileden geldiğinden dolayı evlenilebilir, tercih sebebi olabilir. Zengin maddi imkanı olduğundan dolayı da evlilik sebebi olabilir. Fakat Güzel ahlak ve dindar olduğundan dolayı evlenme en geçerli tercih sebebidir. Çünkü ey insanlar topraktan geldiniz, toprağa gideceksiniz. Başınızda toprak, sonunuzda toprak. Öyleyse siz baki olan, ömür boyu sürecek ve ahirette sizin işinize yarayacak güzel huy, güzel ahlak Büyüğünü küçüğünü bilmek, ibadetini taatını bilme konusunu evlilik kararı verirken ön planda tutun. İlk tercih sebebi bu olsun. Mal, mülk, güzellik, yakışıklılık bunlar geçici şeylerdir. Hazreti İbrahim 3000 sene önceden bize bir mesaj gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah o mesajı bize tekrarladı. Ne demişti? La uhibbul afilin. Ben geçicilere bel bağlamam. Ben fanilere sırtımı dayamam. Ben daimi olan, baki olan Rabbime dayanır, Allah'ıma güvenirim demişti. Bizim atalarımız, bizim ecdadımız Allah hepsinden razı olsun. Bazen bir ayeti, bazen bir hadisi küçücük bir cümleyle atasözü haline getirmiş bize sunmuşlar. Hatırlar mısınız? İnsana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur diye bir atasözümüz var. Niçin arz ettik? Geçici şeylere bel bağlama yerine baki her iki dünyada bize fayda temin edecek manevi değerlere önem vermeli, onları evlilikte mutlaka ön planda tercih sebebi olarak düşünmeliyiz dedik. Efendim, bizim dinimizde, örfümüzde, adetimizde süreli evlilik söz konusu olmadığı gibi deneme evliliği de söz konusu değildir. Bazen duyuyor üzülüyoruz. Hele bir evlenelim. Sürdürürsek sürdürürüz sürdürmezsek sürdüremezsek ayrılırız diye. Halbuki böyle bir deneme evliliği bizde yok. Ne demek? Başlangıçta ayrılmaktan bahsedilirse o evde mutluluk olmaz. Taraflar her an ayrılma ihtimali üzerinde yürürler. Hayır. Müslüman sadece ömür boyu değil, cennette de eşim benim arkadaşım olacak diye evlenir. Müslüman evlenirken eşim benim cennet arkadaşım olacak diye düşünerek evlenir. Bakın, ileride tekrarlayacağım ama hakikaten bir insan kadın olsun erkek olsun eşini cennet arkadaşı olarak düşünürse dünyada eşinin bir kısım davranışları hoşuna gitmediğinde bazı davranışlarını yanlış gördüğünde olsun bu dünya üç günlük bir bölümdür. Üç günlük dünya hayatı için birbirimizi niye kıralım ki? Biz cennette beraber olacağız. Biz cennet arkadaşı olacağız diye düşündükleri anda dünyadaki problemlerin de... ...bir kısım geçimsizlik şekillerinin de hafife indiğini, basite indiğini görecekler. Bunun için biz diyoruz ki bir, Müslüman süreli ve deneme evliliğine girmez. Mezara kadar önce evet mi hayır mı sorusuna cevap verilecek. İki, iki eşim benim cennet arkadaşım olacak diye düşünülecek. O zaman birçok problemin de hallolduğu görülecektir. Efendim başka maddeleri sizlere arz etmek istiyorum. Küfür diye Önemli bir madde var. Evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken konulardan küfür meselesi dinimizde önemli görüldüğü halde bugünkü gençlerimiz maalesef bu noktaya pek önem vermiyorlar. Ne demek hocam küfür? Bak sonu v'dir, r değil. Küfür biliyorsunuz kötü bir şey. Bir bakıma kötü sözler manasına geliyor, bir bakıma da kişinin dinden çıkması manasına geliyor. Hayır buradaki küfü ne demek hocam? <laughs> evlenecek kadın veya erkeğin, evlenecek oğlumuz veya kızımızın birçok konuda birbirlerine dikkatinizi rica ediyorum. Eşit değil yakın olmalarına küfü denir. Dinimiz buna önem veriyor diyorum. Bugünkü gençler bir sloganı ezberlemişler. Hocam iki gönül bir oldu mu? Samanlık seyran olur. Olur da oğlum kaç sene olur? Olur da oğlum kaç olur da kızım kaç sene olur? Oysa ki eğer maddi açıdan birbirine yakın olurlarsa, birisi çok zengin, birisi çok fakir olmaz da maddi imkanları birbirine yakın olursa mutlu olma şansları daha da yüksek olur. Taraflardan birisi çok fakir Taraflardan birisi de çok zengin olursa fakir olan ister kızımız olsun ister oğlumuz olsun. Bir gün gelir onun fakirliği başına kakılmaya başlar ve evde huzur diye bir şey kalmaz. Evliliklerin bir kısmının hedefi para olursa o evlilikte mutluluk yakalanması mümkün bile olmaz. Anlatırlar bir hikayedir ama içinde mesaj var. Gençlerden birisi evlenme konusunda demiş ki bir zengin adamın kızıyla, bir fabrikatörün kızıyla evlenirsem çalışmaktan da kurtulurum, mutlu olur, yaşar giderim. Bir fırsatını bulmuş, gözüne kestirdiği bir fabrikatörün, bir zenginin ofisine girmiş. Demiş efendim ben sizin kızınıza aşığım. Verirseniz beni aban edeceksiniz, çok mutlu olacağım. Vermezseniz intihar edeceğim, siz de bir gencin katili olacaksınız. Ne olur beni geri çevirmeyin, ne olur teklifimi kabul edin diye sayınca iş sahibi kişi de demiş ki evladım anladım da benim üç tane kızım var hangisine aşıksın deyince hangisi olursa olsun efendim demiş. Derdi ne? Para. Evliliğin hedefi ne? Para. Bu evlilikte mutluluğun olmasına imkan ve ihtimal yok. Para önemsiz bir şey mi? Hayır. Her şey mi? Hayır. Ama ideal evlilikler maddi imkanları birbirine yakın olan insanların evliliğidir. Arada uçurumun olmaması. Arada uçurumun olmaması sadece maddi açıdan mı e, dikkat edilmesi gerekir? Hayır. Tahsil açısından da birbirine yakın olmalı. Diplomaları da birbirine yakın olmalı. Biraz sonra misal arz edeceğim. Dindarlıkta da birbirine yakın olmaları gerekir. Örf ve adette de birbirine yakın olurlarsa kuracakları yuvaların temelleri daha sağlam temellere oturmuş olur. Efendim, e, tahsilde birbirine yakın olmaları diyorum, daha mutluluğu yakalama, yakalamaları açısından büyük fayda temin eder. Aslında sorulsa, Okuma yazma bilmeyen biriyle profesörlük sıfatını kazanmış birinin evlenmesi dinen caiz mi? Caiz. Kanuni bir engel var mı? Yok. Mutlu olmaları kolay mı? Hayır. Niye? Arada fazla uçurum var. Dindarlık açısından da birbirine yakın olursa mutlu olurlar diyorum. Taraflardan birisi beş vakit namazını kılmakla yetinmiyor gündüz kuşluk namazı, akşam evvabî namazı, gece teheccüd namazı kılıyor. Ramazan orucuyla yetinmiyor. Perşembe pazartesi günleri nafile oruç tutuyor. Gökteki ayın 13, 14, 15. günleri eyyamı bıyız dediğimiz nafile oruçlar tutuyor. Eğer varsa kaza oruçlarını mutlaka günle gün ödemek için gayret sarf ediyor. Ne kadar güzel. Her gün bir cüz Kur'an okuyor. Belli bir ders virt edinmiş, zikir ediyor. Öbür taraf bayramdan bayrama namaz kılıyorsa Müslüman oldukları için evlenmeleri caiz. Dindarlık açısından aralarında çok büyük fark olduğu için, uçurum olduğu için mutlu olmaları zor olur. Bunun için illa diyoruz ki küfü, küfü, küfü çok önemli. Bizim bu Üzerinde basarak ısrarla söylediğimiz konuları bazıları önemsiz kabul ediyor. Biraz evvel söylediğim gibi iki gönül bir olunca problem kalmaz zannediyor. İleride problemlerle karşılaşınca da işin içinden çıkılmaz oluyor. Efendim bendeniz, geçen haftaki programda söylemiştim ee, bu konunun... 400'den fazla konferansını verdiğimde beni dinleyen ilahiyatta profesör olan bir hocam dedi ki Mustafa Bey ben de bir hatıramla sana katkıda bulunmak istiyorum dedi. Buyur hocam dedim. Ben profesörüm dedi. Hanımım ilkokul mezunu. Mutluyuz. İlla böyle oldu diye huzursuzluk olacak diye bir kural yok. Biz en ideali düşünmeye çalışıyoruz. Mutluyuz birbirimizden memnunuz da sana katkıda bulmak istediğim hatıram şu dedi. Bir evlilik yıl dönümüydü. Ben de biraz şiir yazmaya çalışırım. Akşama kadar uğraştım bir şiir yazdım. Biraz da övünerek akşam eve vardım. Hatun bugün evlilik yıl dönümümüz. Ben de sana bu şiiri evlilik yıl dönümü hatırası hediyesi olarak yazdım dedim dedi. Aldı okudu dedi. Nasıl buldun dedim dedi. Durdu dedi. İki kilo patates alsaydım bir yemek olurdu. Bundan ne çıkacak dedi. dedi. Niçin ar arz ettim? Hocam niye bana bu ema hatırayı emanet etti? Arada fark olursa birisi için çok önemli olan şiir, diğeri için iki kilo patates bile etmeyebilir. Caizliğe değil, daha mutlu olmanın yollarına bakıyor isek, tahsil, dindarlık, Zenginlik fakirlik açısından tarafların birbirlerine yakın olmaları önemli bir te vazifedir, önemli bir karardır. Bunu da ihmal etmesin dedikten sonra. Evlenmeden önceden başlayarak, evliliğin devamına da inşallah daha sonra geçmeye çalışacağım ama eşlerin biri biri üzerinde ne gibi haklarının olduğunu arama yerine eşlerin, diğer eşe karşı ne gibi vazifelerini, vazifelerinin olduğunu ön plana almaları mutluluk için çok önemli bir reçetedir. İyi anlattı, anlam, anlatamadığım kanaatindeyim. Şunu söylemek istiyorum. Kadın olsun, erkek olsun. Oğlumuz olsun, kızımız olsun. Benim eşimin üzerinde ne gibi haklarım var diye düşünmeyi bıraksın. Ya benim eşime karşı ne gibi vazifelerim var diye düşündüğü an haklar kendiliğinden meydana gelecektir. Evin içinde de huzur dolup taşacaktır. Bildiğimiz insan hakları evrensel beyannamesi ya da bildirgesini bildiğimiz Mahatma Gandhi Hindistan liderine götürmüşler. Biz insan hakları beyannamesi bildirgesi hazırladık. Şunu bir de sen gözden geçir de sen de fikirlerini bize söylediğince Mahatma Gandhi, Gandhi almış, bakmış. Demiş ki işe yanlış yerden başlamışsınız. İnsan hakları bildirgesini hazırlama yerine insan vazifeleri bildirgesini hazırlasaydınız Haklar kendiliğinden ortaya çıkardı demiş. Aynen oradan hareketle diyorum ki eşler haklar davasından eşlerin vazifeleri konusuna geçebilirsek ailelerde mutluluk olacak. Efendim e, hak ve vazife dengesi çok önemli. Vazifelerin yerine getirilmesi bakın günlük hayatta da aynı şeye dikkatimizde fayda var. Eğer biz işçi hakları, işveren hakları, hasta hakları, doktor hakları, öğretmenin hakkı, öğrencinin hakkı gibi işleri hak açısından ortaya getirecek olursak, Herkes hakkını elde edebilmek için karşı tarafa elinde geldiği kadar hücum etmeye gayret edecek. Halbuki bunun yerine İşverenin vazifeleri, işçinin vazifeleri. Doktorun vazifeleri, hastanın vazifeleri. Öğretmenin vazifeleri, öğrencinin vazifeleri. Konularını gündeme getirip insanların zihinlerine yerleştirmeyi başarabilirsek, toplum hayatında da barış, anlayış, huzur yaygın hale gelir. Eşlerin de birbirlerine karşı Ey hanımlar, kocalarınıza karşı vazifeleriniz şunlardır. Bunları ihmal etmeyin diye rahatça söyleyebilirsek. Hanımlara vazife hatırlatmak doğru mu hocam diye feminist duygularla karşı çıkmaya kalkmazsak dönüp erkeklere de sizin de hanımlarınıza karşı şu vazifeleriniz var. Bunları ihmal etmeniz doğru değildir. Allah katında sorumlu duruma düşersiniz dersek işte o zaman aileye faydamız olur. Maalesef bir kısım medyatik programlarda, televizyonlarda, radyolarda aile konusu gündeme geldiğinde bazı kesimler erkekleri yedi kat göğün üstüne çıkarıp kadınların sanki hiç hakkı yokmuş gibi davranıyor. Bazıları da feminist duyguları ön plana çıkarıp kadınları yedi kat göğün üstüne çıkarıp erkekleri yok sayıyor. Her ikisi de aileye katkıda bulunmuyor. Her ikisi de aileye zarar veriyor. Biz bütün konferanslarımızda, konuşmalarımızda, vaazlarımızda ve televizyondaki programlarımızda tarafları birbirine kışkırtmadan, tarafların birini göklere çıkarıp birinin yerin dibine geçirmeden kadın ol, erkek ol. Kadın ol, erkek ol oğlum kızım evladım yavrum diye her iki tarafa beraber hitap etmeyi birini birine düşündürmeye gayret etmeyi birini diğerine saygı duymaya davet etmeyi aile için yuva için daha faydalı görüyoruz. Taraflar birbirini yücelttikçe kendi yuvalarına hizmet etmiş olurlar. Taraflar birbirlerine hakareti düşündükçe çekişmeyi bir marifet zannettikçe Başkasının karşı eşinin hatasını bulmayı bir başarı zannetmeye devam ettikçe evin içinde huzuru bulmaları mümkün olmaz. Devamlı didişme, çekişme insanları hayatlarından bezdirir. Bunun için evlilik öncesinde bütün vazifelerle bütün görevleri göz önüne alıp bizim vazifelerimiz şunlardır. Biz bunları yapmamız lazım ki Kuracağımız yuvada mutlu olabilelim diye bu vazifelere kendilerini hazırlamaları gerekir. İnşallah Cenab-ı Allah'tan niyaz edelim, yavrularımıza evlilik öncesi yapılması gereken bütün görevlere dikkat ederek bir yuva kurmalarını nasip müyeser edesin. Şu ana kadar yuvasını kurmuş olan yavrularımızı. Yuvalarında mutlu müreffeh yaşamaya muvaffak eylesin. Mutlu olanların mutluluklarını ömür boyu daim eylesin. Yuvasında sıkıntı çekenler varsa yuvalarını ıslah eylesin. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftadan beri evlilik öncesi nelere dikkat etmeliyiz ki kurulacak yuvada eşler, taraflar mutlu olabilsin? Bu konuyu anlatmaya gayret etmiştik. Şimdi diyelim ki imzalar atıldı. Yuva kuruldu, nikah kıyıldı. Nelere dikkat etmeliyiz ki bu evdeki mutluluk, bu güzellik bozulmasın. Çünkü kimse şu anda benim problemim yok diye işi basite almaya kalkmasın. Çünkü üzerine titremediğimiz yuvalarımız tehlikeye girebilir. Yuvalarımızdaki mutluluğun devam edebilmesi için mutlaka üzerine titrememiz gerekir. Hepiniz bilirsiniz ki bir çiçeği yetiştirmek için bazen 6 ay bazen 8 ay emek vermek gerekir. Ama yetiştirmek için 6 ay 8 ay bir sene emek verdiğimiz çiçeği bir gün gece soğuğa bırakacak olursak don tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak olursak onca emek mahvolur gider. Yuvalarımızda mutluluğu iken hiçbir problemimiz yokken dikkat edilmesi gereken konulara dikkatimizi mutlaka vermeliyiz ki o huzur o mutluluk bozulmasın. İşte onlardan birisi eş Allah hediyesidir. Kadın olsun erkek olsun mutlaka eşinin kendisine Allah tarafından gönderilen bir hediye olduğunu düşünürse o evde mutluluk devam eder. Niçin? Niçin olacak? Size bir dostunuz, size bir arkadaşınız bir çiçek hediye gönderse, siz bu hediyeyi, bu çiçeği tenkit etseniz, eleştirseniz, gönderenin kalbi kırılır mı? Kırılmaz. Elbette kırılır. Peki, bir kadın derse ki, kocam Allah'ın bana gönderdiği bir hediyedir. Bu kadar erkeklerin içinden Cenab-ı Allah... Kocamı, beyimi seçip bana hediye olarak göndermiş. Benim kocam Allah'ın bana hediyesidir. Bir erkek derse ki, bunca kadının içinden Cenab-ı Allah eşimi bana hediye olarak göndermiş. Benim eşim Allah'ın hediyesidir derse, onu kırmayı düşündüğü anda, onu azarlamayı düşündüğü anda, ona ters bir davranışa girmeyi düşündüğü anda, bu Allah'ın hediyesidir, gönderen Allah'tır yanlış davranırsam Allah'ın gayretine dokunur diye düşünüp o işten vazgeçer. Vazgeçmesi gerekir. Onun için diyoruz ki eş Allah hediyesi kabul edilmeli. Allah'ın hediyesini tenkit etmek, eleştirmek, kırmak onu gönderen Allah'ın gayretine dokunur diye onu mutlaka akıldan çıkarmamalı ki mevcut huzurumuz devam etsin. Bir başka konu eş hatasını deşifre etmek doğru değildir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne Kadınlar erkekler için bir elbise, erkekler de kadınlar için bir elbise konumundadır buyurmuş. Hepiniz bilirsiniz ki elbisenin en büyük özelliği örtücü olmasıdır. Öyleyse maalesef bazen duyarak üzüldüğümüz, Eşinin eksiğini, hatasını, beceriksizliğini başkalarına anlatmaktan fayda uman bazı insanların olduğunu duyuyoruz. Şimdiye kadar kimse eşinin hatasını başkalarına anlatmaktan dolayı madalya kazanmadı. Evine bir katkısı olmadı. Tam tersine zararı oldu. Oysa ki kadın olsun erkek olsun eşinin hatasını örtebilirse, kapatabilirse yok edebilir, yok sayabilirse asıl evinin eve mutluluğuna öylece katkıda bulunmuş olur diyoruz. Efendim bir hikayemiz var. Kısa da olsa onu nakletmek istiyorum. Ahmet Ağa yaylaya gitmiş. Aradan bir iki geçmiş. Arkadaşları onu ziyarete gitmişler. Sorunca çadırı bulup seslendiklerinde bir hanımefendi çıkmış. Buyurun kardeşler demiş. Ahmet Bey'in çadırı burası mı bacı? Evet. Biz arkadaşları ziyarete geldik. Kendisi burada mı deyince hayır burada değil demiş. Eyvah demek ki nasip değilmiş. Selamımızı söyle. Biz geldiği zaman ziyarete geldiğimizi haber verirsin deyince o hanımefendi demiş ki olmaz. Bu kadar yoldan gelinip de geri gidilir mi? Ben burada değil dediysem de çok uzakta değil. Birazdan gelir. Siz buyurun içeri girin demiş misafirleri çadıra almış. Onlara bir kahve ikram etmek istiyor ama çadırda şeker kalmamış. Yenisini Ahmet Bey almamış, ihmal etmiş, tamam bulamamış, fırsat bulamamış, şeker yok. O asaletli kadın düşünmüş. Ben nasıl davranırsam kocamın bu eksiğini arkadaşlarına hissettirmeden bu kahve işinin içinden çıkabilirim. Misafir kardeşler ben size birer kahve ikram etmek istiyorum. Fakat kahvenizi nasıl içersiniz demiş. Şekerli mi olsun, orta şekerli mi, az şekerli mi, erkek kahvesi mi olsun demiş. Erkek kahvesi dedikten sonra şekerli isteme adete uygun değildir. Erkekler bunu kendilerine yakıştıramazlar. Erkek kahvesi olsun bacım demişler. Hepsine acı kahveyi pişirip içirmiş. Biraz sonra Ahmet Bey geldiğinde arkadaşlarını görmüş, sevinmiş, onlara hoş geldin dedikten sonra bakmış ki bunca kahve pişmiş, o da şekerin olmadığını hatırlamış. Hanımına demiş ki, hanım şeker yoktu, bu kadar kahveyi nasıl pişirdin? Vallahi böyle böyle yaptım, senin eksiğini arkadaşlarına hissettirmedim deyince Allah senden de razı olsun, annen babandan da razı olsun seni doğuran nur içinde yatsın diye dualar etmiş. Değerli izleyenlerimiz, şu filmi geriye alsak da bu kadın kahve ikram etmek istediğinde misafirlere deseydi ki misafir kardeşler ben size birer kahve ikram etmek istiyorum ama evde şeker yok. İşte sizin arkadaşınız böyle. Evin eksiğine bakmaz ki ben bundan ne çekiyorum diye. Bir de eşinden şikayet etseydi eşinin hatasını arkadaşlarına iletseydi o misafirler gittikten sonra orada bir huzursuzluk olur muydu olmaz mıydı? Olacağını hepimiz biliyoruz. Ne kadar güzel davranmış, eşinin bir eksiğini örtmüş ve beraberinde duayı almış, evinin mutluluğunun devamını sağlamış. Bir hacı efendi benim konferansları dinleyince o da katkıda bulunmak istedi. Dedi ki: Hocam memleketten bir akraba misafir olarak geldi. Üç gün bizde yatılı olarak kaldı. Giderken dedi ki Hacı Efendi sizin evde bir huzur var, bir mutluluk var. Bunu nasıl temin ettiniz dedi. Ben de sen bilirsin dedim dedi. Misafir demiş ki herhalde Hacı Efendi benim sorumu anlamadı. Hacı Efendi sizin evde bir mutluluk var. Bunu nasıl temin ettin dedi. dedi. Sen bilirsin dedim dedi. Misafir bu sefer patladı dedi. Ya ben bu huzuru nasıl bil, bunu temin ettiniz diyorum. Sen bilirsin diyorsun. Ben bilsem sana sormam. Bu, bu mutluluğu nasıl temin ettin diye tekrar sorunca diyor. Ben dedim ki ben sana sen bilirsin demiyorum. Soruna cevap veriyorum. Evde hanım ne dediyse ben sen bilirsin dedim. Evde mutluluk oldu. İşte bu kadar basit dedim diyor. Niçin anlattık bu iki hikayeyi? Kadın erkeğinin, kocasının e, bir kısım e, eksiklerini örterse, erkek de hanımının bir kısım eksiklerini örter, hay hay, olur, peki sen bilirsin derse, o evde mutluluk dolar, taşar. Son bir cümle arz edeyim. Mutlu olduğunu, Mutluluğunuzun devam etmesini istiyorsanız, evlenmeden önce iki gözünüzü dört açın, evlendikten sonra birini kapatın, Evlenmeden önce iki kulağınızı dört açın, evlendikten sonra birini kapatın. Yani her şeyi görme, her şeyi duyma ki mutluluğun devam etsin, evindeki huzurun ömür boyu olsun ve inşallah bütün yuvalarımıza Cenab-ı Allah ömür boyu mutluluklar ihsan eder, yavrularımızın mutlu birer yuva kurmalarını nasip eder evli olanlarımızın da mutluluğunun ömür boyu sürmesini Cenab-ı Allah lütfeder inşallah. Vatanımızı, memleketimizi, milletimizi bir cümle şerlerden ve şerlilerden Cenab-ı Allah'ın muhafaza buyurmasını diliyor. Hastalarımıza şifalar niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.